dostları. Sizi saygıyla selamlarken bir tarih yolculuğuna daha beraber çıkmak için bugün yine sizle beraberiz. Hepiniz bilirsiniz ki bizim bütün videolarımız Türk-Alman ilişkilerinin değişik periyotlardaki, değişik zamanlardaki ilişkileri üzerine kurgulanan, yaşanmış hikayelerin, tozlu arşivlerdeki kayıtların, sözel hikayelerin ve Türk-Alman ilişkilerinin okul kitaplarından tarih kitaplarına, araştırmacıların sonuç belgelerine kadar konuları içermektedir. Elbette son dönem işçi göçü Almanya'da çok ciddi anlamda devasa bir boyutu olan, hala devam eden ve süreç devam ettiği için son dönem tarihi de tamamen yazılmamış olan sosyolojik bir olgudur. Ama Almanya'daki Türklerin bu kadar kalabalık, bu kadar devasa bir sayıda olmasının elbette bir geçmiş hintergrundu, bir ötesi, bir temeli vardır diye düşünüyorsunuzdur mutlaka. Türklerin Almanya'ya gelişi ne şimdiki son dönem 1961'den sonra gelen işçilerin göçü, ne yüzyılın başında gelen meslek eğitimi için gelen öğrencilerin göçü, ne silah eğitimi için Alman ordusuna gelen Osmanlı subayların dönemi, ne mesleki eğitim demeyelim ama bir konu olarak şunu anlatabiliriz. Askeri anlamdaki süreçlerin sonu olarak Alman kıtalarında belli bir dönem görev yapan Osmanlı subaylarının göçüdür. İkinci Viyana kuşatmasının akabinde Almanya işlerine gelen çok sayıda esir Türk'ün soğuk batı ülkelerine yaptığı bir göçten de ötesi vardır. Bugün sizi çok öncelere, orta çağın o bilinmeyen ama karanlık, karışık ve kargaşa dolu Batı ile Doğu'nun, Şark ile Garp'ın iki asırdan fazla süren hesaplaşmalarının olduğu döneme. Elbette ki biz savaş tarihçiliği anlatmıyoruz. Savaşlara da fazla hızlıca geçerek savaşlarının dönemini de bugüne getirip acılar üzerinden tekrar yeni bir sosyolojik olgu yapmak istemiyoruz. Ama ilk çağda Avrupa içlerine Orta Doğu'dan ve İslam ülkelerinden, Orta Doğu coğrafyasından çok sayıda kitapların, el yazması eserlerin, sanat eserlerinin ve birçok zenginliğin götürüldüğü bilinir. Yani batıdaki birçok eserler doğudan gitmiştir. Bunu batılı doğulu herkes kabul ederken eserlerin pahalılığı, eserlerin kalitesi ya da müzayededeki fiyatları üzerinden sürekli hep eserler gündeme gelir. Ama bir de esirler vardır bu dönemde. Esirler ve eserler arasında ilişkilerin bazen ortaya koyulması için bir tarihçinin, bir araştırmacının asırlar sonra gelmesi beklendi. Esirler ve asırlar üçgeni içerisindeki bilinmezlerden ortaya çıkan, Johann Wolfgang Goethe'ye kadar akrabalık ilişkileri olan sizi Soldan ailesiyle tanıştırmak istiyorum bugün. Soldan ailesi, Mehmet Sadık Selim, Halep civarındaki bir savaşın sonunda Haçlı ordularının Selçuklulara galip gelmesi veya sonucunu bilmediğimiz bir savaşın sonunda 41 arkadaşıyla beraber Haçlı ordularının eline esir düşer. Önce Beyrut, Girit, Cenova üzerinden Almanya'nın güneyindeki Heilbronn şehrine kadar gelir. Heilbronn şehrindeki Soldan ailesinin ilk ferdi olan Muhammed Sadok Selim, bugünkü Türkçemizle Mehmet Sadık Selim, dönemin Baden krallarının Fürstbischof ya da Kont ya da bir derebeyinin yanına ama Heilbronn ilinde kendisi orada çalışmaya başlar. Kısa zamanda Almanca öğrenir ve öyle bir sevgi bırakır ki yaşadığı toplumda esir bir Türk olmasına rağmen Mehmet Sadık Selim'in devlette görev alması, sağladığı güvenle bürokraside yer alması ve toplumda sözü dinlenen bir insan olduğu için kendinden toplumun faydalanması istenir. Mehmet Sadık Selim dönemin kralı tarafından 1305 yılında toplumun kabullenebilmesi için en azından bir topluma açık bir şekilde vaftiz olması, dinini değiştirmesi istenir. 1305 yılında kilisedeki vaftiz belgesinden sonra Mehmet Sadık Selim
bölgesinde üst düzey yöneticiliği ile 1324 yılına kadar yaşamıştır. Bu dönemde hayatı boyunca toplam 2 evlilik yapmıştır. 2 evlilikten 15 erkek ve 2 kız çocuğu dünyaya gelir. Çocukları dönemin en önemli eğitimlerini alırlar. Din, siyaset ve askerlik okurlar. Ve Mehmet Sadık Selim'in neslinden, soyundan gelenlerin ilerleyen dönemde Rönesans ve Reform hareketlerinde Baden-Württemberg'deki önde gelen isimlerden biri olduğunu da görmekteyiz. Mehmet Sadık Selim'in nesli şu an Protestan öğretisinde, Protestan mezhebine ait insanlar olarak tanıyoruz biz kendileri. Ailenin son reisi Peri Soldan, şu an Nürnberg'te kendisi, büyük bir firmanın sahibi. Kendisi 2016 yılında Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen Selçuklular ve Haçlılar adlı sempozyumun şeref konuğu, onur konuğu olarak davet edildi. Konya'nın fahri vatandaşı oldu. Hatta küçük oğlunu da getirerek kürsüde çok güzel bir konuşma yaptı. Yörenin üst düzey bürokratlarının önünde aklımda kaldığı kadar aynen şunları söyledi. Ben ata topraklarıma geldiğim için mutluyum. Biz buradan olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Ben soyunu, neslini tanısın, ileride unutmasın diye küçük oğlumu da getirdim diyerek oğlunu da sahneye çıkarıp onu da tanıştırmıştı. Buradan şuna gelmek istiyorum. Türk-Alman ilişkileri dünün, bugünün ya da bir dönemin, bir kısa geçiş dönemindeki bir kralla bir padişahın arkadaşlığından ortaya çıkan bir ilişki değildir. Türk-Alman ilişkileri kökü tarihin derinliklerine inen, 700 yıldan beri var olan ilişkiler, değişik dönemlerde hiçbir zaman birbirinden kopmayan, karşılıklı ilişkilerle elbette esir almalar, esir gitmeler, esaret hayatı yaşamalar her iki tarafta da olmuştur. Ama Johann Wolfgang Goethe'ye kadar uzanan bir akrabalığın devamı olan Soldan ailesi bütün bu Türk asıllılığını, geçmişteki tarihlerini, bunları tanıyarak ve bilerek Almanya'da bir hayat sürmektedirler. 1901 yılında Profesör Sommer, Siegen Üniversitesi'nde Goethe ile Soldanların arasındaki akrabalığı tespit etmiştir. Arşiv belgelerinden ve aile soy ağaçlarından faydalanarak bunları ortaya koymuştur. Türk-Alman ilişkilerindeki zaten Prusya döneminde başlayan devasa boyutlu ve çok taraflı ilişkiler de zaten Wolfgang Goethe'nin bir devirde ortaya çıkardığı ilişkiler yumağından sonra devasa bir boyut kazanmaya başlamıştır. Demek ki Soldan ailesi neslini bilerek, kökenini tanıyarak bir şekilde Almanya'da yaşamaya devam etti. Ama onun akrabası olan Johann Wolfgang Goethe 1740'larda, 1750'lerde yani yeni çağın, yeni çağ hareketlerinin, Fransız ihtilalinin öncesinde Türk-Alman ilişkileri üzerine çok şeyler söyledi. Hatta Goethe Kur'an-ı Kerim'i, Mesnevi'yi ilk Almanca'ya çeviren insan olarak Alman tarihinde, Almanya içlerinde önemli bir entelektüel olarak İslam dünyasında da isminin yayılmasına ve isminin tanınmasına bir geçiş yapmış oldu. Türkiye tarafında Goethe'nin Müslüman olduğu söylenir. Bu konuda benim kesin bir tespitim yoktur ama ben şuna inanıyorum. Johann Wolfgang Goethe kendisinin Alman edebiyatçı, kendisinin annesinin Soldan ailesinden geldiğini, Soldanların da Türk asıllı olduğunu sanıyorum Goethe bildiği için İslam'a, Türklere, şarka ve oryantalizme döneminde çok ilgi duydu. Zaten Goethe'nin gayretleri ve dönemdeki, o da bir başka şansımız bizim, bir başka videomuzun da konusu aynı zamanda, Prusya Krallığı'nın da desteğiyle Türk-Alman ilişkileri Almanya'nın güneyiyle olmasa bile Almanya'nın kuzeyindeki şehir devletleri birliği şeklinde bir yönetim tarzı sergileyen Prusya Krallığı ile devasa bir ilişkiye girişmiştir. Johann Wolfgang Goethe ve Soldan, Soldanların
Goethe'ye akrabalığı ya da Goethe'nin Türk akrabaları adlı çok sayıda habere, makaleye ya da bilimsel çalışmaya konu olmuştur. Soldan ailesi aslında Soltan'dan gelmektedir. Soyunun kaybolmaması için belki burada Mehmet Sadık Selim'in Hristiyan olması karşılığında böyle bir soyadı alarak soyunun ve neslinin devam ederken tanınması, unutulmaması ve gelecek çağlarda insanlığa bir şekilde güzel adetler ve Türklerin bu ülkedeki en eski varlıklarından biri olarak kendisinin kalmasını sağlamıştır. Benim bir hocam Profesör Hartmut Teller, kendisi şu an yaşamıyor, geçen yıl malum hastalıktan hayatını kaybetti, bana şöyle söylemişti. Nasyonal Sosyalistler döneminde her Alman soyunu belgelemeye ve soy ağacını ortaya koymaya mecburdu. Birçok Alman'ın soyu İtalyanlara, Fransızlara ya da İsviçre'ye çıkınca bu bir entelektüel boyut ama Türklere dayanınca bu genelde halının altına süpürüldü demişti. İşte halının altına süpürmeyenlerden birisi olan Soldan ailesi bunu çok güzel bir şekilde sergiliyor ve kendilerinin de Türk asıllı olmalarından mutluluk duyduklarını söylemektedirler. Resimde gördüğünüz soldanların soy ağacındaki Türk tipi motif, hilalle süslü şekiller, bunlar aynı zamanda Peri Soldan tarafından Selçuklular ve Haçlılar sempozyumunda manalarıyla anlatıldı. Soldan ailesinin böyle bir geçmişini günümüze kadar taşımak için dilimizin döndüğü kadar anlatmaya başladık ve anlatabildiysek ne mutlu bize. Size saygıyla selamlarımı sunarken iyi bir hafta sonu diliyorum. İyi günler.